Tam üç gündür Taşbaş'ın evinin önünde bir akkuş konmuş, kocaman bir akkuş, kıpırdamadan duruyor. Akkuş iki kartal büyüklüğünde var. Bu kuş ne Toroslar'da ne de Çukurova'da şimdiye kadar görülmüş şey değil. Bir gece bir ak güvercin donuna girmiş, Taşbaş Efendimiz varmış Adil'in penceresine konmuş. Adil pencereyi açmış ki ne görsün? Orada bir ak güvercin durup durur. Gözlerinden de ateş saçar güvercin dile gelmiş. Demiş ki, Adile, ey Adil, sen hiç duydun mu? Duydun mu ki Sakarcalığın kadınları bir Çukurova ağasını bir anda toz ettiler? Sen ki canını seversin, gelme yalak köyüne. Kitap seçmek muhtemelen hepinizde olduğu gibi benim için de bir dert. O yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bu kitap neden okunur diye bir format hazırlamak, yapmak. Çünkü seçtiğimiz kitapları aslında biz nedenlerine göre seçeriz. Canımızın ne istediğine karar verir. Ona göre kitap seçmek isteriz. E, kitap da maliyeti olan bir şey. Yani yazarın kendi yazarken geçirdiği maliyetin dışında biz de okurken ona gerçekten uzunca bir zaman veriyoruz. Düşünsel anlamda glikoz yakıyoruz kitapla alakalı. O yüzden hangi kitapla ne kadar zaman geçireceğimize karar vermek için bir ön bilgilenmeye ihtiyaç varmış gibi görünüyor. O yüzden uzun zamandır aklımda olan bir formattı, Bu kitap neden okunur? Sizin için böyle bir format hazırladım. Bundan sonrasında fırsat oldukça bazı kitapların neden okunabileceğini size anlattığım böyle küçük kısa videolar hazırlayacağım. Gazetelerde televizyonlarda ara ara rastlarız. Bu yalancı peygamberler, evliyalar. Bunlar bazen politik hayatın unsurları da olur. Bazen de böyle kıyıda, köşede, bir kasabada ya da işte bir köy ya da mezrada e, çevresinde birazcık müritleriyle beraber tuhaf ritüeller, tuhaf dini inanışların çevresinde dönen insanlar. Ben her seferinde şeyi sorarım. Ya nasıl oluyor da, hadi bu adam deli. Hadi bu adam bir şeyde iddia ediyor. Yahu nasıl oluyor da bunun çevresinde 10 tane, 20 tane, 50 tane akıllı adam buna inanıyor. Bununla beraber böyle tuhaf ritüeller gerçekleşiyor falan. Yani bana bana gerçekten anlaması çok zor bir şeymiş gibi gelir. Yaşar Kemal'in Yer Demir Gök Bakırı tam olarak bu sorduğum sorunun cevabını veriyor bize. Toroslardayız. 1960'lı yılların sonundayız. E, kötü bir hasat dönemi geçirmiş bir köy halkı ağlarına borçlular. Kış ayı biterken ağlarına borcunu vermek zorundalar. Bu ağlarına olan borçlarının çıkmazlığı, kış ayının getirdiği o tam yer demir gök bakır dediği, o soğuk ve sert koşulların getirdiği sıkışmışlık duygusu, bu sıkışmışlık duygusundaki umutsuzluk bu köyün kendi içlerinden bir kişiyi nasıl evliyaya dönüştürdüklerinin öyküsünü anlatıyor. Ve gerçekten bunu bir sosyolojik matematikle, bir psikolojik matematikle adım adım sayfa sayfa okudukça neredeyse teorisini çıkartacak şekilde anlatmış. Mesela çok şaşırtıcı şeylerinden bir tanesi kişinin kendi talebiyle değil halkın umutsuzluğuna umut arayışının oluşturduğu bir sonuçmuş gibi görünüyor. Yani bu ortak oluşan bir şeymiş gibi görünüyor. Ortak bir ihtiyaç gibi. Ve o hani o ihtiyacın neden oluştuğu, nasıl dönüştüğü, kendi içimizde bunu adım adım nasıl gerçekleştirdiğimiz, hani durup dururken gerçekleşecek bir hikaye değil çünkü bu. Hani bunu nasıl yaşadığımızı görebileceğimiz bir kitap yazmış. Yaşar Kemal Yerdemir Gökbakır diye 1960'lı yılların sonunda. Benim başucu kitabımdır. Annemin kütüphanesinden bana gelen kitaplardan bir tanesidir. Gerçekten 3-5 yıl arayla okurum her okuduğumda da ayrı bir zihinle konuyu ele alabildiğim, aa bunu böyle mi yaşıyoruz, böyle mi yapıyoruz diye anlayabildiğim kitaplardan bir tanesidir. Çünkü hani 1960'lı yıllar kitabı işte Toroslarda geçiyor, bir köy kitabı falan diye düşünerek e, kenara koyabileceğimiz bir kitap hiç değil. Gayet şimdiki zamanda gayet kent insanı olarak bizlerinde umutsuzluğa kapıldığımızda, sıkışmış hissettiğimizde o umutsuzluğun çaresizliğin oluşturduğu etkiyi aşmak için ne kadar tuhaf yeni alternatifler üretebileceğimizi, nasıl tuhaf yeni evliyalara ya da e, yalancı peygamberlere inanmaya yaklaşabileceğimizi e, gayet hatırlatan ve o gerçekliği gözümüzün önünden geçiren kitaplardan bir tanesi. Yaşar Kemal gerçekten kendi iddiası da böyle. Ne kadar çok gerçekten kullandım. Evrensel temel değerleri Türk coğrafyasının, Anadolu coğrafyasının unsurlarıyla, kültürel unsurlarıyla beraber anlatıyor. Burada da tam olarak böyle yapmış. Bu yalancı peygamberler, ya da işte birilerine tapınılıncasını seviyor olma, yeni ritüeller oluşturuyor olma dünyanın hemen her yerinde rastlanan öykülerden bir tanesi. Amerika'da bambaşka özelliklerle, kuzey bölgelerinde bambaşka özelliklerle rastlanıyor. Bu temayı almış, bu temayı Toroslara taşıyarak bizim nasıl yaşadığımız, bizim nasıl dönüştüğümüzü anlatmış. Elbette 1960'lı yılların daha modernist etkisi almamış hafif sol jargon dilini de işin içerisine yerleştirerek. Gerçekten işin içerisinde çok öğrenilecek şey var. O dönüşümü nasıl yaşadığımızı yakalamak çok eğlenceli geliyor. Aynı zamanda Yaşar Kemal'in muhteşem betimleyici bir Anadolu coğrafyası anlatısı var ki o yer, demir, gök, bakır yani o soğun cehennemi nasıl yaşanır o bölgenin içerisinde bu hissi alıyor. Gerçekten karın kokusunu, karın tadını alabiliyoruz betimlemelerin gücünden kaynaklı. Kitabın içerisinde Zülfü Livaneli 1987 yılında bu kitabın filmini çekti. Oradaki baş roldeki kişiyi Taşbaşıoğlu Rutku Ayaziz oynadı. Hatta filmin müziği biz videonun başında da birazcık girişteki kullandığımız müziğin kendisiydi. Anadolu destanı oluşturma duygusu yaşar Kemal'in anlatmaya çalıştığı temalardan bir tanesi. Gerçekten bir Anadolu destanı, Yerdemir Gökbakır hani içinde soğuğu, Torosları, Anadolu'nun kendi varlığını ama evrensel sosyolojik ve psikolojik temaları sorguladığı ve içinde öğrenilecek bir sürü yeni şeyin olduğu, böyle 5-10 yılda bir dönüştürerek okunabilecek kitaplardan bir tanesi. <laughs>